Evet arkadaşlarım, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve neredeyiz? Dağılma döneminde 2. Mahmut'tayız. Az önceki dersimizde hani dedik ya 1, 2, 3 ne vardı? Birinci maddeler iyi görmüşler, dersi hatırlayın, videoyu izleyenler de hatırlasınlar. Değil mi? Önce bir isyandan bahsetmiştik aslında öncesinde. Ne isyan vardı? Kabakçı Mustafa Paşa isyanı vardı. Sonra Sen İttifak vardı. Bir de ne vardı? Milliyetçi ayaklamaları vardı değil mi arkadaşlarım? Bakın ilk isyan eden millet de kimlerdi? Sırplardı. Ama ilk bağımsızlık kazanan millet ise Yunanlardı. Şimdi arkadaşlar siz de bu tahtada Yunan isyanını, bakın Yunan isyanını ve Yunan isyanı ortaya çıkardığı Mısır meselesini konuşacağız. Yani tahtada iki bölüm var. Bir tarafta Yunan isyanı başlangıcı, diğer tarafta Mısır ayaklanmasının etkilerini göreceğiz arkadaşlarım. Tamam mı? Şöyle başlayalım. İlk isyan eden Sırplar iken ilk bağımsızlık kazanan kimlerdi? Yunanlılar. Peki bunun nedeni nedir arkadaşlar? Bir kere Batı'nın desteğini almaları. Kimin desteğini almaları? Avrupa'nın desteğini almaları. Buraya dikkat edin arkadaşlar. 1814 yılında Odessa'da arkadaşlar bir cemiyet kuruluyor. Cemiyetin adı arkadaşlar Filike Etaria Cemiyeti. Bunu bilin. Yunan isyanının çıkmasında, şekillenmesinde etkili olan cemiyet Filike Etaria Cemiyeti'dir arkadaşlar. Bu Yunanlar için büyük bir harekettir. Bu cemiyet 1894 yılında Etniki Etaria Cemiyeti adını alacak. Biz arkadaşlar şeyde etkileyecek. Bu Kurtuluş Savaşı döneminde de bunlar ayaklamalarda etkili olacaklar. Peki Yunan isyan nedenlere bakarsak aynı arkadaşlar yine milliyetçilik akımları etkili. Merkez otoritenin zayıf olması, Avrupa'nın kışkırtması, Rum aydınlarının çalışmaları, Filiki Etaria Cemiyeti'nin çalışmaları. Bir de bu dönemde bunu bilin arkadaşlar. Söz dinlemeyen bir Yanya valisi var. Bağımsız hareket etmeye çalışıyor. Yanya valisi Tepe Derenli Ali Paşa isyanı. Arkadaşlar Yunanlar bu isyanı fırsat biliyorlar. Arkadaşlarım ben şuraya yukarıya yazdım. Yunan isyanı sırasında Osmanlı'yı etkileyen iç mesele hangisidir arkadaşlarım? Yanya valisi Mehmet Ali Paşa'nın isyanı olacak arkadaşlar. Peki devam edelim. Megalida. Bunu da bilelim. Nedir Megalida arkadaşlar? Eski Bizans'ı canlandırma hayali. Hani Yunanlar hep şeyi düşünüyorlar. O eski Bizans'ı canlandırıp Osmanlı topraklarına ele geçirmeyi düşünüyorlar arkadaşlarım. İsyan aslında ilk isyan 1820'de başlamış arkadaşlar. Eflak Boğdan bölgesinde. Nerede çıkmış ilk isyan arkadaşlar? Eflak'ta. Hani bazen soru bankaları bu ayrıntıyı kullanıyor arkadaşlar. Ama Osmanlı'yı asıl etkileyen isyan Mora Yarımadası'nda çıkacak. Bunu bastırmakta çok zorlanacağız. İsyanın çıkmasında arkadaşlar bu Filike Etaria Cemiyeti'nin başına geçen Alexander Ypsilanti etkili olacak. Bu adamı duymuş olun. Alexander Ypsilanti. 1821 yılında arkadaşlar Mora'da isyan başlıyor. Asıl isyan başlıyor. Bu isyan sırasında Fener Rum Patriği arkadaşlar Gregorius Osmanlı tarafından asılıyor. İdama arkadaşlar isyana katıldı arkadaşlar. Bunlar bu da daha da kışkırtıyor tabii Yunanlar arkadaşlar. O zaman Yunan isyanında Filiki Etaria Cemiyeti'ni, Alexander Ypsilanti'ye dikkat edin. Megula İda'ya ne yapın? Dikkat edin arkadaşlar. İsyan başladı. O zaman şu bilgiye dikkat ediyorum. Yıldız koyuyoruz arkadaşlar. Tekrar söylüyoruz. Yunan isyanı sırasında Osmanlı'yı uğraştıran iç mesele hangisidir? Yanya valisi Tepe Delenli Ali Paşa isyanıdır. Şimdi isyan 1821 yılında nerede arkadaşlar iyice alevlendi? Mora'da. İkinci Mahmut o kadar güçlü değil. Neden o kadar güçlü değil arkadaşlar? Çünkü ocak bozuk. Hangi ocak bozuk? Yeniçeri ocağı. Yıl kaç? 1821. Ha bu arkadaşlar ben size buraya bir tarih yazacağım. Buna lütfen dikkat edin. Eğer size bir olay veriliyorsa bu olay 1826'dan önce ise Yeniçeriler sıkıntılı. 1826 sonrası verilmişse Yeniçeriler sıkıntılı değil. Neden? Çünkü ortada Yeniçeri yok. Unutmayınız. 1826 2. Mahmut'un Yeniçeri ocağını kaldırdığı tarih arkadaşlar. 1821 isyan var. Yeniçeriler düzenli değildi arkadaşlar. O yüzden de Mahmut isyanı bastırabilmek için kendi valisi, Mısır valisi kimden yardım istiyor arkadaşlar? Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor. Kendi valisinden. Mısır valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedi arkadaşlar. Mehmet Ali Paşa da cesarete bak. Döneme bak daha doğrusu arkadaşlar. Yardım ederim ama dedi Mısır'a ek olarak bana nereyi verirsin? Girit'i verirsin artı Mora'yı da ben yönetirim. Bak Mora'da isyan var. İsyanı bastırırız diyor. Mora'yı ben yönetirim diyor. Ne diyor Mahmut arkadaşlar? Ele git cere diyor. Elde kalsın mantığıyla hareket ederek arkadaşlar. Tamam diyor isyanı bastıralım. Girit ve Mora senin olsun. Fakat
Osmanlı donanması birleşip isyanı bastırınca, güçlenince arkadaşlar, Avrupalılar olaya müdahale ediyorlar. 1827 yılında arkadaşlarım, Navarin olayı dediğimiz olayda, dikkat edin, İngiltere, Fransa, Rusya birleşti arkadaşlarım ve Osmanlı artı Mısır donanmasını yaptı arkadaşlar. Yunanlara destek verdiler ve arkasından imzalanan hangi anlaşmayla? 1829 Edirne Antlaşması'yla Yunanlar ne yaptı arkadaşlar? Bağımsızlık kazandı. Küçük Kaynarca'dan sonra imzalanan en ağır anlaşma arkadaşlar. Hangisi o? Edirne Antlaşması'yla. O zaman lütfen dikkat edin. Yunan isyanı kaç yılda? Hatta ilk isyan 1820'de başlamıştı arkadaşlar. Eflak'ta, sonra 21'de isyan çıktı Mora'da. Bu isyanı bastırmak için Mehmet Ali Paşa'dan yardım istedik. O da ne istedi? Girit ve Mora'yı istedi arkadaşlar. Kabul edildi. Ama donanmamız yakıldı. Nerede yakıldı arkadaşlar? Navarin'de. Önce şifreyi hatırlayalım mı? Geçen dersler yapmıştık. İzlemeyenler izlesin o eski bölümler arkadaşlar. İçenasi bizim şifremiz. İçen asiler donanmamız yaktı. İçen asiler. İnebahtında yakılmıştı. İnebahtında padişah kimdi arkadaşlar? Görmüştük. İkinci Selim. Nereyi aldığımız için donanma yakılmıştı arkadaşlar? Kıbrıs'ı almıştık. Hatta Sokul bir söz söylemişti. Biz Kıbrıs alarak sizin kolunuzu kestik. Ama dedi, siz donanmanızı yakarak sakalınızı kestiniz. Kesilen kol geri gelmez ama kesilen sakal dedi, daha gür çıkar falan filan. Neresi o? İnebahtı. Bunu halletmiştik arkadaşlar. Sonra Çeşme. Sonra ne var arkadaşlar? Navarin. Peki arkadaşlar, Çeşme'de hangi padişah vardı? Çeşme'de Mustafa Sandal vardı. Üçüncü Mustafa. Görmüştük. Hangi olay vardı? 1774 Küçük Kaynarca, Kırım'ı kaybettiğim süreç. Unutanlar tekrarını yapsın. Peki Navarin'de padişah kim arkadaşlar? İkinci Mahmut. Bakın arkadaşlar, hangi isyan sırasında? Yunan isyanı sırasında donanmamız yakıyorlar. Ben burada bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar size. Şuraya biraz arayalım ama kavram haritası bozulsun istemiyorum. Bu sene biliyorsunuz arkadaşlar, videoları ikinci defa çekiyoruz. Geçen sene çekmiştik. Bu sene ikinci çekişimiz bizim videolarımızı. Bu seneki temamız, ana vurgumuz arkadaşlar, kavram haritaları. Bu sene ona göre ders çektik. 1815 yılında arkadaşlar bir kongre toplanmıştır. Viyana Kongresi. Viyana Kongresi. Avrupa tarihi müfredatta yok arkadaşlar. O yüzden de çok zorlamayacağım buralarda ama. Bu Viyana Kongresi 1789 Fransız ihtilaline karşı milliyetçilik yayılmasın diye toplanan bir kongredir. Avusturya Başbakanı Metternich Başkanı toplanmıştır. Metternich plan denilen bir plan kabul edilmiştir. Demişlerdir ki, hiçbir milliyetçi ayaklanmayı desteklemeyeceğiz. Avrupa'nın sınırlarını ihtilal öncesine göre çizeceğiz. Milliyetçilik önemli değil demişlerdir. Ama Navarre'de patlak vermişlerdir. Hani hiçbir isyana destek vermeyecektiniz? Ama burada ne yaptılar? Osmanlı'yı zayıflatmak adına Yunan isyanı destek verdiler. İşte o 1815'te başlayan dönem arkadaşlar, o kararlara restorasyon dönemi denilir. Avrupa yeniden düzenleme dönemi gibi düşünün bunu arkadaşlarım. Ama bu Navarin'le beraber restorasyon dönemi, Viyana Kongresi kararları geride kalmıştır. O bağlantıyı kurmuş olan. Peki arkadaşlarım, şimdi Navarin olayından sonra hangi anlaşmayı biz aldık? Edirne. Kim bağımsızlık kazandı? Yunanlılar. Burada bir tane daha dipnot vereceğim arkadaşlar size. Şimdi isyanın bastırmasında İngiltere, Fransa, Rusya etkili ya. İngiltere Yunanistan'ı himayesine aldı. Çok güçlendi diye Fransa arkadaşlar nereyi işgal etti? Cezayir'i. Kaç yılında? 1839'da. Tarih ezberlemeseniz bile bakın arkadaşlar, 1830-1829. 29'da Edirne Anlaşması'nda Yunanistan bağımsızlık kazanıyor. Fransa 1830'da Cezayir'i işgal ediyor. Akdeniz'de İngiltere'nin karşısında durabilmek için arkadaşlar. O zaman dikkat edin, Osmanlı'nın Kuzey Afrika'da kaybettiği ilk toprak parçası hangisidir? Cezayir'dir. Arkadaşlar sizden istediğim, sizden de istediğim arkadaşlarım zaten biliyorsunuz. Defteri, kağıdı yan tutuyorsunuz. Benim yaptığım şablonları hazırlıyorsunuz. Tarih sepeti kitabınızda tekrarlarınızı yapıyorsunuz, soracakları yapıyorsunuz. İnternette yaptığımız o pekiştirme derslerine katılıyorsunuz veya izliyorsunuz arkadaşlarım. Ondan sonra soru çözüyorsunuz. En az kaç kaynak? 4 tane soru bankasını arkadaşlarım. Peki, o zaman şurada duracağım arkadaşlar bu sefer. Yunan isyanı hallediyoruz. Bir bilgi daha verip burayı kapatalım. Yunan isyanı sırasında
Arkadaşlar Yunan isyanına destek vermek amacıyla Lord Byron, İngiliz şair. Nereye gidiyor? Yunanistan'a geliyor arkadaşlar. Don Juan adlı eseri var. Hatta İngiliz Osmanlı soylularına falan bahsetmiş bu eserinde arkadaşlar. Neyi desteklemek için? Yunan isyanına desteklemiş arkadaşlar. Lord Byron'a dikkat edin. O halde durdum arkadaşlar, bakıyorum. İkinci Mahmut'ta bir hatırlayalım. İlk ne görmüştük arkadaşlar? İsyanla başa geçmişti ya isyan sonucunda. Hangi isyandı o? Kabakçı Mustafa isyanı. Sonra iki ne dedik arkadaşlar? Senedi ittifak. O da parmağın burasına yerleştirmiştik arkadaşlar. Üç ne vardı? Milliyetçilik isyanları vardı. İlk isyan eden millet hangisiydi? İlk isyan eden Sırplardı. Sonra Yunanlar. Yunan isyanı arkadaşlar nerede başlamıştı? Önce Eflak'ta, sonra Mora'da büyüdü. Mahmut isyanı bastırmak için kimden yardım istedi? Mehmet Ali Paşa'dan. Mehmet Ali Paşa nereyi istedi? Girit'te Mora'yı istedi. Arkadaşlar bunun üzerine isyan bastırılı bastırılmaz hemen Avrupalılar Yunanistan'a destek verdiler. Navalin olayı yaşandı. Edirne Anlaşması Yunanlar bağımsızlık kazandı. Ve elden gitti. Arada bir Cezayir gitti arkadaşlar. Lord Byron geldi. Burada tamam mıyız? Peki Osmanlı şimdi hangi sorunla karşılaşacak? Böyle duralım arkadaşlar. Bakın burada bir Mısır meselesi ortaya çıkacak. Dersin bu bölümünde. Peki Mısır meselesi nasıl ortaya çıktı? Mehmet Ali Paşa Mora'yı istemişti. Ama Mora'da Yunan devleti kuruldu. Donanması da yıkıldı. Şimdi bakın arkadaşlar, o zaman bu dönemin diğer önemli olayı hangi olay? Mısır meselesi. Buna da 4 değil mi arkadaşlar? Hani 3 milliyetçilik ayaklanmasıydı. 4 de ne olsun? Arkadaşlar böyle çalışın lütfen. Mısır meselesi olsun. Peki Mora ve Girit kaybedilince arkadaşlar, daha doğrusu alamayınca, bu sefer Mehmet Ali Paşa Girit'i gene istedi. Suriye'yi istedi. Neden Suriye arkadaşlar? Dedi ki orada ormanlar var. Yakılan donanma yaparız. Orası önemli bir yer. Bir de Akdeniz'de biliyorsunuz günümüzde de arkadaşlar büyük bir mücadele veriyor Suriye için. Akdeniz'e hakimiyet bölgesi. Suriye ve Girit istedi arkadaşlar. İsteğini kabul etmeyen Osmanlı zor durumda kaldı. Çünkü Mehmet Ali Osmanlı'ya saldırdı. Kütahya'ya kadar geldi. Bizim Osmanlı Yusuf'uz. Hangi siyaset uygulayacak? Denge siyasetini. Hemen arkadaşlar Rusya'dan yardım isteyecek. Öteki devletler Osmanlı Rusya'dan yardım isteyince olay büyümesin diye araya girdiler. Ve hangi anlaşma imzaladı arkadaşlarım? Kütahya Antlaşması imzalandı. Bakın o zaman Yunan isyanından sonra hangi anlaşma var arkadaşlarım? Kütahya Antlaşması var. Nedir Kütahya Antlaşması'nın özelliği? Mehmet Ali Paşa isteklerini alamayınca saldırdı ya. Bu anlaşmayla Batı'nın da isteğini alan Mehmet Ali Paşa Girit'i de almış arkadaşlar. Girit ek olarak Suriye'yi, Şam valiliğini, oğlu İbrahim Paşa için Cidde valiliğini almış. Bir de Adana muhasıllığı verilmiş arkadaşlar. Muhasıllık nedir? Vergi toplama hakkıdır arkadaşlar. Eskiden iltizam sistemi vardı. Hatırlayın Fatih uygulamaya başladı arkadaşlar. Vergiler aracı vasıtasıyla toplanıyordu ya. O kaldırılınca vergileri muhasıllar toplamaya başladı. Devlet memurları diye düşünün arkadaşlar bunu kabaca. Muhasıllar. Adana muhasıllığı, yani Adana'nın vergisini toplama hakkı da verildi arkadaşlar. Kime? Mehmet Ali Paşa'ya. O zaman bakın kazancı büyük. Girit, Suriye, Cidde valiliği, Adana muhasıllığı. Osmanlı şunu gördü. Ya dedi, Mehmet Ali Paşa isteklerini durduramıyorum. Batı da buna destek veriyor. Kime giderim o zaman? Rusya'ya giderim. Kime yanaştı? Rusya'ya yanaştı arkadaşlar. Ve Rusya ile kendisini garanti altına almak için arkadaşlar bir antlaşma imzaladı. Hangi anlaşma? Hünkar İskelesi Antlaşması. Bu çok önemli. O zaman bakın arkadaşlar burada iki tane anlaşma var. Birisi Kütahya, birisi Hünkar İskelesi. Kütahya kimle yapıldı? Mehmet Ali Paşa ile. Büyük devletler araya girdi. Mehmet Ali Paşa'ya isteklerini verdik. Kendimizi garantiye almak için Rusya ile anlaştık. Çok basit. Maddeleri şöyle öğrenin. Osmanlı ile Rusya arasında imzalandı. Eğer diyor Osmanlı'ya bir saldırı olursa kim yardım edecek? Rusya'ya yardım edecek. Rusya'ya saldırı olursa Osmanlı devleti boğazları. Ne? Boğazları. Bak burada bir şey geçiyor. Bunu geçmeyelim arkadaşlar. Boğazları ne yapacak? Kapatacak. Rusya'ya bir saldırı olursa Osmanlı boğazları kapatacak. Anlaşma kaç yıl sürecekmiş arkadaşlarım? 8 yıl. Yıldızlı bir şey var burada. Ne var? Boğazlar var. Hünkar iskelesiyle Osmanlı kendini garantiye aldı. Rusya'da ilk defa boğazlar üzerinde hak elde etti. Bak Rusya'ya saldırı olursa Osmanlı boğazları kapatacak cümlesinden dolayı arkadaşlar yıldızlı bilgi. Boğazlar meselesi arkadaşlar yukarıda kalmış. Şuraya yıldızımızı koyalım. Boğazlar meselesi
İlk defa ne hale geldi arkadaşlar? Uluslararası sorun haline geldi. Çünkü artık Rusya Boğazlardan hak elde etmiş. O zaman buraya bir adapte olalım arkadaşlar. Kütahya Anlaşması, Hünkar İskelesi. Hünkar İskelesi'nde kim Boğazlardan hak elde etti? Rusya. O zaman cümle çok önemli. Bak bu soru çok önemli arkadaşlar. Rusya Boğazlar, düzeltiyorum, Rusya değil. Boğazlar meselesi uluslararası sorun haline geldi. Hangi anlaşmayla? Hünkar İskelesi'yle. İngiltere arkadaşlar tabii biraz arkada kaldı ya. Şimdi denge siyasetinin özelliği şu. Bir devleti çok yanına çekersin, ötekini uzaklaştırırsan o zaman zorunda kalırsın. Zaten Rusya'nın biraz saldırgan politikaları var bize karşı. Bunun nedeniyle 1838 yılında İngiltere'de bazı imtiyazlar verdik arkadaşlar. Hangi anlaşma? Balta Limanı Ticaret Anlaşması. Ben buraya madde madde yazmadım arkadaşlar ama bu Balta Limanı Ticaret Anlaşması'yla İngiltere iç gümrük vergisi ödemeyecek. Arkadaşlar burada ben kitaptan şu maddeyi ise okumak istiyorum. Tek tek tahtaya uğraşmadım. Siz de çok yazmayın ama anlamak adına sayıya rakama dikkat edin. Yerli ve yabancı tüccarların ödediği %8 orandaki iç gümrük vergisi yabancılar ödemeyecek. Bak iç gümrük vergisini yabancılar ödemeyecek. Böylelikle İngiliz tüccarlar Osmanlı sınırları içerisinde iç gümrük vergisi ödemeden ticaret yapacak. Şu rakama dikkat edin. %3 olan gümrük vergisi. %3 olan gümrük vergisi ihracatta %12. Dışarıya satışlarımızda %12. Ama ithalatta %1'e indirilmiş. Senin tüccarın mal satarken %12 vergi ödeyecek. Elin cavuru mal getirecek %5 vergi ödeyecek. Bu bizim ekonomik olarak bitişimiz arkadaşlar. Bu Balta Limanı isminden de anlaşıldığı üzere arkadaşlarım, Balta Limanı Ticaret Anlaşması bizim ekonomi bitirmiş. Ve buna dikkat edin. 7 vahit kültür uygarlığı görmüştük. Sona erdi. Nedir 7 vahit arkadaşlar? Osmanlı Devleti ham madde yurt dışına çıkmasını yasak koymuştu. Yine 2. Mahmut uygulamıştı arkadaşlar. Bazı ham maddelere yasak koydu. Bunu da sadece belli kişiler işleyebilir. Yurt dışına çıkması yasak. Amaç ne? Sömürgecinin önüne geçmek. Sanayi devrimiyle mücadele etmek arkadaşlar. Ama burada arkadaşlar bu uygulama ortadan kaldırıldı. O yasak konan ham maddeleri de artık yabancılar satın alabilecekti. 7 vahit tekelcilik demekti arkadaşlar. Hatırlayalım onu. Vahit tek demek zaten yet de el demek bildiğim kadarıyla. 7 vahit tekel arkadaşlar. Buna son verildi. Hangi anlaşmayla? Balta Limanı anlaşmasıyla arkadaşlar. Bu sırada bizim Mehmet Ali Paşa rahat durmuyor arkadaşlar. Mehmet Ali Paşa güçlendi ve Nizip Savaşı'nda Osmanlı'ya saldırdı arkadaşlar. Hangi savaşta? Nizip Savaşı'nda. Şimdi burada duralım, şuraya bakalım. Nizip Savaşı'nda Mehmet Ali Paşa Osmanlı'ya saldırdıysa hangi anlaşma yürürlüğe girmesi lazım? Hünkar İskelesi'nin. Eğer Osmanlı'ya bir saldırı olursa kim yardım edecekti? Rusya. E bu durumda Rusya nereden geçecek? Boğazlardan. Nereye inecek? Akdeniz'e inecek. Bu kimin işine gelmez? Fransa'nın işine gelmez. İngiltere'nin işine gelmez. Arkadaşlar hemen bir konferans toplandı. Bak iki tane konferans kaldı. Londra konferansı. İlk konferans 1840 yılında ne konferans toplandı arkadaşlar? Londra konferans toplandı. Burada bir şey dikkat edin arkadaşlar. Şurası çok önemli. Artık 2. Mahmut ölmüş. Kim geçmiş? Abdülmecit. O zaman şu soru çok önemli. Mısır meselesi hangi padişah zamanında çözümlendi? Abdülmecit'te. Bu Londra konferansı ile Mısır meselesi çözümlenecek arkadaşlar. Konuşalım mı bak. Kimler katıldı konferansa? İngiltere, Rusya, Avusturya, Prusya, Osmanlı. Siz katılmayanı bilin. Bu Londra konferansında kim yok arkadaşlarım? Fransa yok. Neden yok? Çünkü o Mısır'ı destekliyor. Bu konferansta artık işler değişti. Hünkar İskelesi'ne göre Rusya yardım edecek ya, o yardım etmesin diye bu sefer Mısır'ın tepesine bindiler. Mısır meselesi çözümlendi. Mısır babadan oğula geçen bir valiliğe dönüştürüldü. İç işlerine serbest olacak ama Osmanlı'ya bağlı olacak. Vergiler Osmanlı adına toplanacak arkadaşlar. Suriye, Adana, Girit Osmanlı'ya geri verilecek. O zaman lütfen dikkat edin. Mısır meselesi kesin olarak nerede çözümlenmiş? 1840 hangi konferans arkadaşlar? Londra konferansı. Hangi padişah? Abdülmecit. Artık oraya geçtik bakın arkadaşlar. Abdülmecit'e geçtik. Mısır meselesi ne yaptı? Çözümlendi. Şu kelimeye dikkat edin. Hidiv ünvanıyla arkadaşlar ne yapacaklar? Mısır'ı yönetecekler. Kim o? Mehmet Ali Paşa'nın oğulları, torunları arkadaşlar. O zaman Hidiv kime verilen ünvan?
Mısırlara verilen, Mısır'daki Mehmed Ali Paşa'nın torunlarına verilen ünvan arkadaşlar. Sonra arkadaşlar tarihi yanlış yazmışım, özür dilerim. 1841'de bir yıl sonra bir daha konferans toplanacak. Ne konferansı? Londra konferansı. İngiltere, Fransa, bu sefer Fransa var, Rusya, Avusturya, Prusya, Osmanlı buna katılacak. Peki burada ne görüşülecek arkadaşlar? Boğazlar meselesi. O zaman dikkat edin. 1840 Londra konferansında Mısır meselesi görüşülmüştü. 1841 Londra konferansında ise Boğazlar meselesi görüşüldü. Neden arkadaşlar? Neden bu tarihte? Neden orada görüşmediler? Ya da neden burada Boğazları gündeme getirdiler? Çünkü Hünkar iskelesi kaç yıl geçerliydi? 8 yıl. Tarih kaç bunun? 1833. 8 yıl bitmiş. Yıl kaç? 1841. Rusya anlaşmayı yenileyebilir. Boğazlar üzerinde hak elde edebilir diye toplandılar. Rusya'da var. Dediler ki Boğazlar Osmanlı'ya ait olacak ama savaş gemilerine kapalı olacak. Bak, bana ait olan bir yerde kimlerin geçeceğini başka devletler karar veriyor artık arkadaşlar. Lütfen dikkat edin. Boğazlar ilk defa uluslararası bir konferansta ele alındı. Ve artık bundan sonra Boğazlar'la ilgili biz tek başımıza karar veremeyeceğiz. Çok güzel bir soru. Osmanlı Devleti Boğazlar üzerinde tek başına en son nerede karar verdi? Hünkar iskelesinde. Ne dedi? Rusya dedi, sana dedi, saldırılırsa dedi ben Boğazları kaparım dedi. Ne dedi? Öyle dedi. Bak ne demiş? Ben dedi Boğazları kapatırım dedi. Burada desin. Yemez. Ne dediler? Dedikodu yapar gidersen atıyorum ya. Benim biraz dedikodu anlayacağım. Ne dedi? O dediler ki artık Boğazlar kime ait? Osmanlı'ya ait ama savaş gemileri ne? Kapalı. Savaş gemileri kapalı dediler arkadaşlar. Anlaştık mı? Lütfen dikkat edin. Osmanlı Boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını tek başına en son nerede kullandı? Hünkar iskelesinde. Boğazlar meselesi nerede uluslararası sorun haline geldi? Londra konferansında. Bitti. Bu kadar. Diğer derste görüşürüz arkadaşlar.